Gazze'nin orantısız hava ve kara saldırılarıyla yerle ehlak edilmesi, camilerin bombalanması, bu sırada yaşanan masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez bir durumdur. İşgalci İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırmasına tepki gösterdi. Savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır dedi. Her şeyin olduğu gibi Savaşın da bir adabı ve ahlakı vardır. Tüm taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına ara vererek Filistin diplomasisi yürüttü. Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmenin detaylarını toplantının ardından açıkladı. Her iki lidere de sivil ölümlerinden duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ettim. Çatışmaların sonlandırılması ve sükunetin bir an önce sağlanması noktasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu dile getirdi. Erdoğan, Katar Emiri Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Lübnan Başbakanı Mikati, Malezya Başbakanı İbrahim'le de görüştü. Görüşmede İsrail-Filistin geriliminde kalıcı barışın sağlanması için yapılması gerekenler konuşuldu. Akan kanı nasıl durdurabileceğimizi değerlendirdik. Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafları ateşkesine davet etti. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını daralayacaktır. Gün fevri değil, devlet aklıyla, soğuk kanlılıkla ve insanlık vicdanıyla hareket etme günüdür. Erdoğan tarafların talep etmesi halinde. Türkiye'nin ara buluculuğa hazır olduğunu da belirtti. Biz ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü ara buluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.